Hayırlı akşamlar değerli konuklarımız. Bir merak ettikleriniz programının 33. bölümünde sizlerle beraberiz. İnşallah nasip ederse bu hafta ve önümüzdeki hafta Miraç konusunu işlemek istiyoruz. Çünkü malumunuz 2 Nisan Salı günü Miraç Kandili inşallah idrak edeceğiz. 2 hafta var programımız, ondan sonraki Perşembe olduğu için geçmiş oluyor. Ancak iki programda bitirebileceğiz herhalde ancak. Anlatacağım, daha doğrusu tesis hocamızın anlatacağı konuları. O yüzden bu önümüzdeki 2 hafta inşallah Miraç hadisesi üzerinde duracağız. O zamana kadar ilgili sorularınız varsa konuyla alakalı bunları da ilgili yerlere gönderebilirsiniz. İnşallah cevaplamaya çalışırız. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sizler de iyisinizdir inşallah. Elhamdülillah hocam. Sizi görmek. Seyircilerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu mübarek gecelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Sizlerin de inşallah. Hocam Miraç Kandili yaklaşıyor. İşte dedik 2 Nisan'da tekrar Miraç Kandili inşallah idrak edeceğiz. Bu konuyla çok sahabe döneminden itibaren malum haliniz tartışılan bir konu. Yani ta Hazreti Ayşe validemizden itibaren tartışılan ve maalesef bir türlü ümmetim Muhammed'in çözemediği konulardan bir tanesi. Daha doğrusu Tabi tartışılması Miraç var mı yok mu şeklinde değil. Çünkü ayetlerle sabit olduğu için inkar küfür olur. evet. Miracın keyfiyetiyle alakalı Evet. tartışma. Yani hangi senesinde peygamberliğin gerçekleştiği, peygamberliğin 11. mi, 12. senelerinde mi? Bunda ihtilaflar var. 13. senesi diyenler de var. İşte Miraç Efendimiz Aleyhisselam cismiyle beraber mi idi? Ruh mu al ceset deniyor buna. Yoksa rüyasında mı idi? Yoksa Mescid-i Aksa'ya kadar ruh ve cesediyle ondan sonra ruhuyla mı idi? Yani bu keyfiyetinde ihtilaflar var. Ama Miraç oldu mu olmadı mı? Miraç var diyenler, Miraç yok diyenler bu son noktada anlattıklarımda tabii ki bir ihtilaf yok. Evet hocam, buyurduğunuz gibi yani içeriğinde Miraç'ın ve olan hadiselerde bir takım yorum farklılıkları var yani. Hem sahabe efendilerimizden itibaren günümüze kadar bu hala devam ediyor. Malum Allah-u Teala bizi yarattıktan sonra insanlar bir süre sonra değişik sebeplerle unutabiliyorlar gönderilen peygamberler, gönderilen dini. Allah yeniden peygamber gönderiyor. Peygamberler de insanlara kendi peygamber olduklarını, Allahu Teala'dan gönderilmiş insanlar olduklarını ifade ediyorlar. Bu da karşılık olarak tabii ki insanlara diyor ki tamam ama ben senin peygamber olduğunu nereden bileyim? O da cevap olarak diyor ki Üstad Aziz'in ifadesiyle söyleyecek olursak 19. mektuptaki diyor ki müştemir adetini benim dua ve iltimasımla değiştirecek. Yani harikulade olaylar olacak. Sizin alışa geldiğiniz olayların dışında olaylar olacak. İşte mesela parmağımdan sular akacak Efendimizin gösterdiği gibi. İşte bir iki kişinin ancak doyabileceği bir yemekten bir ordunun doyması, yüzlerce belki binlerce kişinin doyması gibi. Yani bunlar normal şartlarda olacak şeyler değil. Ben bunu yapıyorum ki bunlar bana Allah tarafından davama bir tasdiktir. Evet sen peygambersin demektir bu. Mucizeler bu işe yarar. Her peygamber hemen hemen mutlaka mucize göstermiştir. Pek çok mucizeler göstermiştir ki Efendimiz Aleyhisselam belki en çok mucize gösteren peygamber. Üstad Hazretleri bine yakın diyor mektubatta yine. Alimlerimizler bine yakın tespit etmiştir diyor. Aslında mucizat noktasıyla Efendimiz Aleyhisselam cami bir peygamberdir. Nasıl peygamberliği bütün insanlığa hitap eder, cinlere hitap eder ve kıyamete kadardır. Diğer peygamberler, Efendimiz Aleyhisselam'dan önce gelen peygamberler birkaç nevi varlıkla alakalı sınırlı mucize göstermişlerdir. O da Cenab-ı Hakk'ın birkaç isminde İsmi Azam'a mazhar olmaları yönüyledir. Sınırlı bir zamana kadar ve sınırlı bir mekan içerisinde peygamberlikleri caridir. Efendimiz Aleyhisselam ise Cenab-ı Hakk'ın her isminde İsmi Azam'ı yakaladığı için, İsmi Azam'a mazhar olduğu için ve Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin en azam mertebesini de aşarak Allah'ın bütün sıfatlarına tam ayna olduğu için ve onu da aşarak Süleyman Çelebi'nin de ifadesiyle zatıma mirat edindim zatını, bile yazdım adım ile adını. Yani Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın zatına ayna bir mirat-ı mücella olduğu için
Mucizat noktasıyla Efendimiz Aleyhisselam cami bir peygamberdir. Daha önceki bütün peygamberlerin gösterdiği bütün mucize çeşitleri kadar mucize göstermiştir. Onun artıları vardır. Şakk-ı kamer bunlardan bir tanesidir. Ve bugün de ve gelecek haftada üstünde durmaya çalışacağımız Miraç da bunlardan bir tanesidir. Daha önceki peygamberlere nasip olmayan, onlar da arzuladı tabii. Arzulayanlardan bir tanesi Hazreti Musa idi. Ya Rabbi göster ki seni, göreyim seni dedi ama Cenab-ı Hak ona sen beni asla göremezsin. Kâle len terani dedi. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam göremezsin. Göremedi. Çünkü öyle bir makam onun makamı değildi. Hazreti Musa Kelimullah makamına mazhar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise Miraç'ta Rü'yetullah'a mazhar olmak yönüyle yani diğer peygamberlerin gösterdiği bütün mucizeler kadar mucize göstermiş çeşitleri itibariyle de ama onları da aşarak ayrıca Mirac-ı Güzin'in, Mirac-ı Mübin'in de sahibi olmuştur. Evet, hocam buyurduğunuz gibi bütün peygamberlerin aslında göstermiş olduğu mucizelerin her alanında Efendimiz göstermiş ve bunların da en üst seviyede daha üstleri var. Ben sizden çokça bunu dinlemiştim ders okuduğumuz dönemde. Örneğin bir sebep olması gerekiyor. Mesela Hazreti Musa bir yemekle alakalı, bereketle alakalı bir şey gösterecek. Hazreti Musa önünde bir yemek bir şey olması gerekiyor ki o mucizeyi gösterebilsin. Efendimiz olmadan da göstermesi gibi. Bununla alakalı pek çok örnekler vermiştiniz. Belki misaller vermiştiniz. Başka zaman belki üzerine konuşuruz da. Bu mucizelerden 300 kadarı malumunuz mektubatta Üstad Hazretleri tarafından 19. mektupta işleniyor. Orada yeni basılan kitaplarda, dipnotlarda kaynakları da veriliyor. İsteyenler evet. Bakabilirler yani. Peki ama Efendimizin bu kadar mucizesi var ama en büyük iki tane mucizesi var. Bunun bir tanesi Kur'an-ı Kerim ki elimizdedir hala bu mucizesi bizim açımızdan da devam eder. Biz görmeye devam ediyoruz. Ama geri kalan mucizeler o zamanki insanlar, ona şahit olan insanlarla kayıtlı. Miracın bir diğer özelliği de biz görmedik belki ama etkileri devam eden bir mucize. Hediyeleri var yani. Hediyeleri var evet. 5 vakit namaz gibi 50 vakte denk gelen Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetine şefaat hediyesi gibi ve Sure-i Bakara'nın son iki ayeti içindeki o manalar Efendimiz Aleyhisselam'dan Mirac'ın birer hediyeleri olarak o da ümmetinin hepsiyle, bekasıyla, geleceğiyle, bugün ve yarınıyla, ahiretiyle alakadar olan hususlardır. Mirac'ın hediyeleriyle ümmet alakadardır. Evet, etkisi devam ediyoruz bizim açımızdan. Fakat bununla beraber Mirac mucizesi Efendimiz'in en çok tartışılan mucizelerimizde başta buyurduğunuz gibi içerik olarak yani böyle bir şey var mı yok mu değil de içerik olarak maddeler çıkardım hocam hangi konular üzerinde tartışma var diye dört ana konu tespit edebildim hocam Miraç hadisesi ile alakalı. Bunlardan tartışmalardan bir tanesi aslında mucizenin içerisinde mucize var. Yani Efendimiz'in mesela göğsünün yarılması olayı. Malum Efendimiz'in hayatında üç dönemde kalbi göğsü yarılmış daha doğrusu kalbi temizlenmiştir. Bir süt annesinin evindeyken Efendimiz bir vahiy geldiği zaman bir de burada Miraç'a çıkmadan önce. Böyle bir şey olabilir mi tartışması var. Nasıl olur ve bir de ne gerek var düşüncesi var. Hani zaten haşa temiz değil mi Efendimiz'in kalbi gibi bir tartışma var burada. Bundan başka Efendim yine buyurduğunuz gibi başta ruhani olarak mı gitti? Bedeni olarak mı gitti? Rüyada mı gitti? Normal hayatta mı gitti ve giderken de ruhu ve bedeniyle beraber mi gitti tartışmaları var. Bu ta Ayşe validemizden gelen rivayetlere kadar dayanıyor bu tartışmalar. Üçüncü bir konu da Allah'ı görüp rüyetullah meselesi. Allah'ı gördü mü Efendimiz Miraç'ta görmedi mi? Ve gördüğü kişi gerçekten Allah mıydı? Dördüncü bir şey de Allah mekandan münezzeh diyoruz. Nereye yukarıya çıkıyor Efendimiz Allah'ın huzuru? Allah yukarıda mı? Bir de bu buradaki kab-ı kavsiyen kavramı var. Ne kadar yaklaştı Allah'a Efendimiz orada? Bu kelime ne demek? Kab-ı kavsiyen mevzu ne demek? Hani bir adım atsa ne olacak? Hatta ilahi bir şey mi bürünecek? Bir adım geriye gelse beşer mi gibi? Dört ana temel tartışma söz konusu burada alimlerimiz tarafından. İnşallah bu iki haftada zaten Lizem Hocam bunların cevaplarını alırız. Ben size bırakayım. Herhalde anlatacak çok şeyiniz var. Buyurunuz hocam. Önce Miraç'ı bir kısaca tarif etmek isterim. Miraç kelimesi Kur'an-ı Kerim'de şu bizim anladığımız mucize manasında geçmez.
Ama araca veya oruç kökü olarak Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi Me'ariç suresi de vardır. Me'ariç, Miraç kelimesinin işte cem'i, yükselmeler diyebiliriz ki orada anlatılan yükselmeler meleklerin yeryüzünden semavata yükselmeleri ve tabii ki ara ara belli vazifeler içinde inmeleri, yeryüzüne inmeleri olarak Kur'an-ı Kerim'deki me'ariç kelimesi, miraç kelimesi. Ama burada Efendimizin bu mucizesini anlatan miraç değil de az önce ifade ettiğim hususlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın mucizesi manasında olan miraç, Kur'an-ı Kerim'de daha çok İsra kelimesiyle, ki Kur'an'a sadakatle kelimeyi farklı ifade edebilirim. Esra bi. Sübhanellezi esra bi. Sonundaki harfi ceri buraya ilave ettik. Az sonra üstünde durabiliriz. Bir de Necim suresindeki ayetler. Her iki suredeki ayetler Efendimiz Aleyhisselam'ın şu bizim anladığımız manada üstünde durduğumuz Efendimiz Aleyhisselam'a has olan o miracı, miraç yani kelimenin hakkını verecek olursak mim ve ondan sonra ayın harfi olan miraç olarak bu iki surede ifade edilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğinin 11. senesinde miydi? 12. senesinde miydi? Bu senelerinde ihtilaf var. Bu da çok önemli değil aslında. Miracın hakikatini ihlal etmez bu. Üstüne şüphe getirmez. Ama özellikle Efendimiz Aleyhisselam'ın Taif seferinden sonra. Taif'ten önce bildiğiniz gibi boykot hadisesi vardı. Bütün sahabe-i kiramı Şibe Ebu Talip'te topladılar. İşte kız alıp verilmeyecek, onları yiyecek verilmeyecek vesaire 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 şartları içerisinde müşriklerin Efendimiz Aleyhisselam'a ve sahabesine karşı boykotları vardı. Belki inanmadığı halde, bunda çünkü şüphe olduğu için belki dedim, Ebu Talip de bu boykot hadisesinde boykota maruz kalanlardandı ve orada boykot hadisesinde Hatice validemiz vefat etti. Ve tabii ki Ebu Talip de vefat etti peş peşe. Efendimiz Aleyhisselam'ın iki önemli destekçileriydi bunlar. Yani bir dava adamı eğer çapına göre destek bulmazsa başarılı olamaz. Nitekim Hazreti Musa Aleyhisselam'ın davasının çapına göre İsrailoğullarından maddeten de destek bulamadığı için muvaffak olamamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muzafferdir, muvaffaktır Allah'ın inayetiyle. Çünkü sahabe ve sahabe içindeki zenginler bütün güçleriyle Efendimiz Aleyhisselam ve davasına destek vermişlerdir. Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke-i Mükerreme'de iki önemli destekçisi olan Hatice validemiz servetiyle ve evine geldiği zamanki hali psikolojik destekleriyle önemliydi. Onun için Efendimiz Aleyhisselam'ın nazarında zevceleri içerisinde Hatice validemizin ayrı bir yeri vardır. Malum kadınlarda kıskançlık vardır. Bir kadın belki bir başka kadının methedilmesini istemeyebilir. Efendimiz de bunu biliyordu. Buna rağmen Medine-i Münevvere döneminde zevcelerinin yanında, hususiyle Ayşe validemizin yanında Hatice'm der başka bir şey demezdi. Hatice'm der ağlardı. Hatice validemize karşı vefalı çünkü çok önemli bir destekçisiydi. Boykot hadisesinde Hatice validemiz vefat etti. Arkasından Ebu Talip vefat etti. Hüzün yılı dendi ona, hüzün senesi. Artık Mekke'de yaşanmaz yani. Zaten sahabe-i kiramın pek çoğu da Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Efendimiz Aleyhisselam Taif'e gitti. Bari gidip hem orası serin hem oradaki akrabalarım var onlara anlatırım diye. Oradan da arzu ettiğini bulamadı. İşte tekrar Mekke-i Mükerreme'ye geldiği zaman bu Miraç hadisesi cereyan etti. Kur'an-ı Kerim'de Miracı işte İsra suresi dediğimiz
Ama Esrabi suresi demek daha yerinde ve daha isabetli olur. Hemen surenin birinci ayetinde anlatıldığını görüyoruz. Şimdi sorularınız içerisinde bugün veya gelecek hafta inşallah durmaya çalışacağımız Mirac'ın keyfiyeti ile alakalı, içeriği ile alakalı, işte ruhani mi, rüyasında mı, ruh mal ceset mi, Mescid-i Aksa'ya kadar ruh mal ceset de cesediyle beraber de ondan sonra mı ruh ile gitti? Bütün bu münakaşaların altında yatan mesele aslında cevap olarak hemen daha bu birinci ayette de cevaplandırılmıştır. Sübhanellezi esra bi abidihi. Mesele Miraç'ı anlatacak. Sübhan ismiyle başlıyor Cenab-ı Hak. Bu çok önemli çünkü Allah'ın Sübhan ismi Allah noksanlıklardan münezzehtir, müberradır, muallâdır. Kusurlardan musaffadır Allah. Sübhan, gücü yetmemezlikten münezzehtir Allah. Efendimizin miracını anlatacak. Ya bu sünnetullah içinde Allah'ın vaaz ettiği cari kanunlar içerisinde bir kul ya bir gece hem de gecenin bir kısmında o günkü şartlarda kalkıp Mekke-i Mükerreme'den Mescid-i Aksa'ya gidebilir mi? Olur mu bu? Ya semavat alemine gidip gelebilir mi? Bu olur mu? Diye akıl sahipleri o ana kadar da öyle bir şey de duymadıkları için belki nefisleri de devreye girince bunu kabul etmeyebilirler, inkar edebilirler. Eğer kendi kendine ben gittim deseydi biz de o gün şartlarda bulunsak bunu kabul etmezdik, etmeyebilirdik. Ama Allah'ın Sübhan ismiyle mesele başlamış. Haşa Allah'ın gücü bir kulunu bir gece de gecenin bir kısmında Mekke-i Mükerreme'den alıp Mescid-i Aksa'ya götürememekten münezzehtir Allah. Oradan alıp semavat alemlerinde seyr-i sefer yaptıramama gibi eksikliklerden, kusurlardan münezzehtir Allah manasında daha ayet başlarken Allah'ın Sübhan ismiyle başlaması meseleyi akılla değil de Allah'ın gücüyle ele alın tembihini ifade ediyor. Tekrar ediyorum. Sebeplerle meseleyi ele almayın. Allah'ın gücü noktasıyla yaklaşın, iman edin. Bu manayı tembih etmek için ayetin birinci kelimesi Sübhan kelimesiyle başlamıştır. Mesela bir karınca sabah olunca diğer karınca arkadaşlarına dese ki ya arkadaşlar sormayın be. Vallahi ben bu gece İzmir'den kalktım. Ankara'ya gittim ve geldim. Hem de çok kısa bir zamanda gittim geldim. Karıncalar elbette bunu duyunca taaccüp edecek, hayret edecek ve güleceklerdir yani. Sen yani şimdi bu minnacık ayaklarınla bir gecede, gecenin bir kısmında kalktın İzmir'den Ankara'ya gittin geldin ha. Yok canım bu olmaz. Ama karınca desek yok yok ben kendim gitmedim ben gidemem kendim. Kolu uzun, gücü, kuvveti olan birisi eliyle beni aldı İzmir'den pat Ankara'ya koydu. Ankara'dan da aldı buraya koydu dese. Eğer öyle kolu güçlü olan, kolu uzun olan birisini kabul ediyorsa karıncalar, onun da gittiğini, götürüldüğünü ve getirildiğini kabul etmeye mecburdurlar. Efendimiz Aleyhisselam Miraç'tan dönünce Miracını Kabe'nin kenarında oturuyordu Efendimiz. Hüzünlü, mahzun olarak. Ebu Cehil geldi sinsice, şeytan gibi. Efendimiz bu miracını anlatması lazım. Nefsine ağır da gelse, insanların reddedeceklerini, baş kaldıracaklarını bilse de kendine gelen vahyi ve başına gelenleri Efendimizin anlatması peygamberlik vazifesidir. Ve in lem tef'al feme bellate risalete ayeti vardır. Eğer anlatmazsan peygamberlik vazifeni yapmamış olursun. Efendimiz bir şey anlatacak ama acaba nasıl anlatayım? Hüzünlü idi. Sinsice geldi. Ebu Cehil yine bir şey mi var dedi. Var ya dedi ben bu gece
Mescid-i Aksa'ya gittim. Yani götürüldüm. Orada peygamberlerin ervahına imam oldum. Oradan da ila maşallah semavat alemlerine seyri sefer yaptım ve geldim. Ebu Cehil öyle kahkaha attı ki inanamıyordu, kabul edemiyordu. Çünkü o gücü olan zata inanmadığı için böyle bir şeyi kabul edemiyordu. Efendimiz dedi ki yok ben kendim gitmedim yani. Allah aldı beni götürdü. Eğer bir Allah inancı varsa öyle bir Allah inancı ki böyle bizim gibi bir insana benzer Allah değil. La havle ve la kuvvete illa billah ile inandığımız, ifade ve ilan ettiğimiz bir Allah inancı. La havle ve la kuvvete illa billah. Şu semavatta bulunan bütün sistemleri kabze-i tasarrufunda benim böyle tesbih tanelerini çok rahatlıkla evirip çevirdiğim gibi sistemleri kabze-i tasarrufunda evirip çeviren Hazreti Allah. Ve mâ kadarullâhe hakka kadri vel ardu cemî'an kaptatuhu yevmel kıyâmeh ve semâvâtu matviyâtun bi yemînih. Subhanehu ve Teala amma yüşrikün. Bu ayette de yine Subhanehu var. O Allah noksanlıklardan, kusurlardan, gücü yetmemezliklerden münezzeh, müberra, mualla olan bir Allah'tır. Onların şirk koştuklarından da münezzehtir Allah. Subhanehu ve Teala amma yüşrikün. Şimdi o Allah ki siz diyor Allah'ı hakkıyla takdir edemiyorsunuz. Allah'ın güç ve kuvvetini hakkıyla takdir edemiyorsunuz. O Allah geliyor, semavatı, arzı, içindekilerini, kabze-i tasarrufunda işte az önce gösterdim tesbihiyle bizim oynadığımız, evirip çevirdiğimiz gibi Allah evirir çevirir. Siz böyle bir Allah'ın gücünü takdir edemiyorsunuz. Şimdi böyle bir Allah inancına sahip olursa insan İşte o karıncayı güçlü bir el Ankara'ya koyup oradan da İzmir'e koyması gibi öyle güçlü, kuvvetli, güç ve kuvveti namütenahi olana inanıyorsa ki bizim Allah inancımız bu. Öyleyse Miracı hem Mescid-i Aksa'ya kadar gitmesi hem oradan ila maşallah semavat alemlerine seyri seferi bütün bunlar Efendimiz kendi gitmedi. Kendi gücüyle gitmedi, götürüldü. Güç ve kuvveti namütenahi olan zat tarafından götürüldü şeklinde mesele ele alınacak olursa inanılır. Ebu Cehil böyle bir Allah'a inanmadığı için Miraç'a da inanmadı. Sonra tam alay edebileceğim, kahkaha atabileceğimiz bir konu bulduk. Davet etti bütün Ebu Lu'i'yi, yani Haşimi'yi, Kureyş'i, vesaireyi içine alan daha geniş bir kabile adıydı bu. Çağırdı Ebu Lu'yi, Ebu Cehil. Efendimiz'e dedi az önce bana anlattığını bir de bakalım bunları anlat. Efendimiz Miracı anlatınca onlar öyle kahkaha atıyorlardı ki öyle gülüyorlardı ki çatlayacak kadar, patlayacak kadar ve düşmemek için birbirlerine yaslanıyorlardı. Böyle kahkaha atıyorlardı. Malum Hazreti Ebu Bekir'e koştular. Bazı müminleri sarsmak istediler. Sizin arkasından gittiğiniz bak haşa bu zat ne saçmalıyor. Bir dinleyin demek istediler. Sahabe-i kiramda bir sarsılma olmadı. Allah'a inanırsa güç ve kuvveti namütenahi olan bir Allah'a inanmış kimsenin böyle miraçlar mevzusunda miraç gibi başka mucizeler karşısında sarsılması mümkün olamaz. Hazreti Ebu Bekir dedi ki ya ben her akşam gökler ötesinden kendisine haber getirildiğine inanıyorum yani. Niye Miraç'a inanmayayım ki dedi. Büyük tasdik eden manasında malum ona Sıddık dendi. Tekrar ediyorum az geriye dönerek. Ruhani mi, cismani mi, ruh mu, ceset mi? Bunların üstünde delilleriyle beraber belki gelecek hafta inşallah dururuz. Ama buradaki ana problemi hemen daha işte bu İsra suresinin birinci ayetindeki birinci kelime çözüyor. Bize anlatıyor bunu Allah ayete Subhan ismiyle başlamış. Subhan o Allah ki gücü yetmemezlikten münezzehtir. Bir kulunu bir gecede Mescid-i Haram'dan alıp
Mescid-i Aksa'ya götürememekten münezzehtir. Mescid-i Aksa'dan ila maşallah yarattığı tesbih taneleri gibi elinde evirip çevirip durduğu semavat alemlerinde seyr-i sefer yaptıramamaktan münezzehtir. Sübhan kelimesiyle başlamış. Ellezî, Sübhan olan o Allah ki noksanlıklardan, kusurlardan, eksikliklerden, aczden, zaaftan münezzeh, müberra, mualla olan o Allah ki esra bi. Arapçanın özelliğidir bu, dil özelliğidir. Fiilin sonuna B harfi ceri konursa fiil meçhule dönüşür veya müteaddiye dönüşür. Zehebe gitti, zehebe bi götürüldü demek. Esra biraz süratlice gece yürüdü, yürüdü. Esra bi denince gece yürütüldü demektir. Esra kelimesi biraz süratli ve gece yürüme ki gece ayrıca leylen kelimesiyle ayette ayrıca sarahatla da ifade ediliyor. Esra bi. Abidihi kulunu. Burada esra bi Resulihi denebilirdi Resulüne. Resulünü götürdü. Esra bi Muhammedihi de denebilirdi. Bi Nebiyihi de denebilirdi. Bütün bu kelimeler kullanılmayarak Esra bi abidihi kulunu Miraç Efendimiz Aleyhisselam'ın kulluk çekirdeği üzerinde inbat etmiş, inkişaf etmiş, gelişmiş, dalbudak salmış. Ta ahiret alemlerine kadar uzanan bir miraç olduğu ifade edilir. Kulluğuna dikkat çekiliyor Efendimiz Aleyhisselam'ın. Miracın sebepleri anlatılırken ayrıca bu kulluğunun üstünde meselesi genişçe tahlil edilebilir, tefsir edilebilir. Esra bi abdihi leylen. Gece demek ama münker, nekre olması itibariyle de gecenin bir kısmında demek. Gecenin herhangi bir kısmında demek ki Miracın gece olmasının da nükteleri vardır. Gece teheccüd namazı da gecelerde. Kur'an-ı Kerim gece namazları üstünde çok durur. Ve peygamberler hicrete başlarken gece evlerinden, diyarlarından çıkmışlardır. Gelecekleri diyara gece vakti girmişlerdir. Kur'an-ı Kerim geceler üstünde çok fazlaca durur. Tövbe istiğfarların daha çok gecelerde yapılması lazım geldiğine dikkat çeker. Yestağfirûne bil eshar. Meleklerin seherlerde tövbe istiğfar. Seher de gecenin işte sahura kalktığımız vakit dilimi. Yani fecr-i sadıktan önceki gecenin en kamil anı. O anda, oralarda, o zamanlarda meleklerin tövbe istiğfar ettiğine dikkat çekilir. Seherlerde eser vadı tecelli. Uyan ey gözlerim vakti seherde. Seherdir ehli zembin tövbegahı. Uyan ey gözlerim vakti seherde. Demek suretiyle seherlere dikkat çekilir. Kur'an-ı Kerim'de leyl kelimesi gece demek. Bir kelime, bir fikir daha ilave etmek istiyorum. Gece gündüz Kur'an-ı Kerim'de peş peşe zikredilir. Gece gündüzü, gündüz geceyi takip eder zaten. Yukallibullahu leyle ve nehar. Gündüz daha sonra ifade edilir. Gece önce, gündüz daha sonra ifade edilir. Derler ki gece karanlık olmasıyla gündüz aydınlığına karşı içinde bir eksiklik hissetti, noksanlık hissetti. Onun için Cenab-ı Hak geceyi önce gündüzü sonra saymakla fazileti ile gecenin bu psikolojik mağlubiyetini telafi etmiştir. Zaten dini bir tabir mesele daha vardır. Günler kameri aylarda gün gece ile başlar. Yani cuma akşamı dendiğimiz zaman perşembeyi cumaya bağlayan gün akşamdan başlıyor yani. Gecesi bir önceki oluyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de de leyl kelimesi nehardan önce zikredilmesi günün gece ile başlaması yönüyledir.
Eğer gündüz mü faziletli, gece mi faziletli diyecek olursak, tabii ki bu noktasıyla gece gündüzden daha faziletli, ama her birisinin de kendine göre doldurduğu boşluk ve fazilet noktaları vardır. Burada işari olarak, istitradi olarak bir noktaya girmek istiyorum. İnsanlardan da bazıları gece gibi, yani siyahi insanlar var. Bazıları da gündüz gibi beyaz insanlar var. Hep böyle ırkçılık yapan, tene kafa tasa göre insanlara değer verenler beyaz insanlar, yani beyaz insan. Bu dokunmak bile ne fazilet. Bu ölçülere göre bakacak olursak leyl nehardan, gece gündüzden fazilet olduğuna göre geceye benzeyen siyah insanlar da, eğer bir faziletten bahsedecek olursak, siyah insanlar beyaz insanlardan daha faziletlidir diyebiliriz. Mamafi insanların fazileti rengine göre değil, kalbine, kalpteki imanında hak sıfatlarla, vasıflarla muttasıf olmasına, hak amellerle amil olmasına göre insanlar değerli veya değersiz olurlar şeklinde de meseleyi özetleyebiliriz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miracına gece başlamıştır leylen. Nereden? Minel Mescidil Haram. Mescid-i Haram'dan. Kabe'nin olduğu yerden. Müezzinliğin Kabe'de olduğu yer, Kabe'nin kapısı tarafında yani oluyor. Orası şu andaki müezzinin olduğu yer, Ümmühani'nin eviydi. Ümmühani kimdir? Ebu Talib'in kızı. Yani Hazreti Ali'nin ablası. Efendimiz Aleyhisselam'ın amcasının kızı. Efendimiz Aleyhisselam orada o gece istirahat buyuruyordu. Ve uykuda mıydı bilemiyorum. Hatta Ümmühani'ye açlığını ifade edince o da sirkeden başka bir şey yok dedi. Efendimiz Aleyhisselam da sirke ile birkaç lokma bandı yedi. Sirke ne kadar güzel yiyecektir buyurdu. Allah'ın yarattığı şeyi methetti. Gece işte uyku ile uyanıklık arasında diyor, melekler geldiler, beni aldılar, Hatim'e götürdüler. Kabe'nin Rükn-ü Şami ile Rükn-ü İraki arasındaki, yani Rükn köşe demek, o duvar gibi böyle bir yer var. Orası da Kabe'nin içindendir. O altın oluğun altı. Hatim deniyor oraya. Hacer validemizin orada metfun olduğu söylenir. Diyor, melekler beni oraya getirdiler. Buhari ve Müslim'in beraberce rivayetlerinde cennetten bir altın leğen getirdiler. Zemzem doldurdular ve diyor benim kalbimi çıkarıp onu yıkadılar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Efendimizin kalbi 3 defa yıkanmıştır. Bu maddi kalp mi kastedilir? Olabilir. Fakat dinde, Kur'an-ı Kerim'de, dini ıstılahlarda kalp dendiği zaman daha çok imanın mahalli olan manevi kalp anlaşılır. Kur'an-ı Kerim'de bu manada hatemallahu ala kulubihim mesela. Onların kalpleri mühürlenmi, Allah onların kalplerini mühürledi. Kalp mühürlenmesi bu maddi kalp değil, ama benzeme var. Nasıl bu maddi kalp bu cismimizin, maddi vücudumuzun merkezidir. O sekteye uğradığı zaman diğer uzuvlar bir işe yaramaz. Manevi alemimizin de manevi merkezi olan, imanın mahalli olan kalp. Vahiy de Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbine indiği anlatılır. Nezele bihur ruhul emin ala kalbike litekune minel münzerin. Efendimizin kalbine, yani vahyin merkezi, muhatabı olan Efendimizin kalbine. İşte o kalp. Nasılsa keyfiyetini bilemiyoruz onun. Sembol müdür? Gerçekten öyle midir? Leyen altından. Tabi bunun üstünde fukaha çok durmuş. Hani erkeklerin altın kullanması caiz değil diye Efendimiz kullanmış. O üstte taşıma noktasıyla kullanması caiz değildir erkeklerin. Ama üstünde değildir o altın leyen. Cennetten geldiyse altın leyen, niye cennetten gelirken de cennet sularından doldurup getirselerdi ya, melekler aciz miydi? Niye zemzemden doldurdular?
Zemzem suyu fazilette cennet sularının da çok üstünde olduğunu ifade etmek içindir bu. İleride notlarınızı alın. Zemzemle alakalı müstakil bir sohbet yapmayı arzu ederim. Yani böyle Ramazan bayramından sonra hacca gitmeye yakın bir dönemde böyle bir Hacer Esvet'i anlatalım. Notunuzu alın. Bir gün bir Kabe üstünde duralım. Bir gün bir hafta bir Zemzem'i anlatalım. Zemzem çok önemli ve her an cennetten bir damla düşen Zemzem bereketi, işte lezzeti, bozulmamazlığı vesairesiyle üstünde duralım. Zemzem bozulmaz. Bu tecrübelerle de sabittir. Şu cümleyi ezberleyebilir seyircilerimiz. Bozulmamazlık cennet özelliğidir. Bozulmamazlık cennet özelliğidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbi yıkandı. Sizin de buyurduğunuz gibi Efendimizin kalbi pis miydi? Haşa. Ümmetine ders vermek içindir. Ayette diyor ki Cenab-ı Hak La yenfe'u malun ve la benun illa men etallaha bi kalbin selim. Allah huzuruna giderken o gün ahirette ne malın ne de evladın faydası yok. Ancak kalbi selimle geldi iseniz onun faydası var ahirette. Kalbi selim. Tamamen teslim olan kalp. Ancak Efendimiz Aleyhisselam da bir beşerdir. Beşer olduğu için kullanmasa bile fıtratında kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliyenin ifrata ve tefrite açık tarafları vardır. Kullanmamıştır. Kendi iradesiyle. Terakkisi de zaten bundandır. Melekler gibi hiç kuvvelere sahip olmasa makamı sabit olur. Ama kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliyenin ifrat ve tefritlerine açık olmasına rağmen kullanmaması daima manevi terakkiyatına sebebiyet vermiştir. İşte bunlar alınmıştır. İçindeki gülü gış, kin ve nefret alınmıştır Efendimiz Aleyhisselam'ın da. Çünkü bizler de cennete gittiğimiz zaman ki inşallah cennete gideriz. Ve nezâ'nâ mâ fî sudûrihim min gillin ayet. Ki buna benzer Kur'an'da birkaç ayet var. İfade ettiği gibi biz onların diyor kalplerinden, sadırlarından gış dediğimiz çekememezlik vesaire beşeri zaafları söküp alacağız. Ondan sonra cennete koyacağız diyor. Çünkü öyle olması lazım. Mesela hala dünyadaki bu zaaflarımız, bu duygularımız cennete gittiğimiz zaman da olsa biz cenneti cehenneme çeviririz yani. Ya senin niye makamın daha fazla oldu? Senin sarayın daha niye büyük mesela? Cenneti bile cehenneme çeviririz biz. Onun için bu çekememezlik, haset bizi huzursuz yapacak, mutsuz yapacak, fitneyi fesada sebebiyet verecek bu duygularımız alınacak. İşte Efendimiz Aleyhisselam da cennete gitmenin yolunun böyle bir şey olduğunu fiilleriyle bize anlatmak için Zemzem'le kalbi yıkandıktan sonra Burak cennetten getirilen bir bağışlayın hayvana herhalde hayvandır yani. O da Efendimiz hazırlanıncaya kadar Rükn-i İmaniye bağlanmış. Biliyorsunuz Kabe'de iki yere dokunmak sünnettir, sevaptır. Bir Hacer-i Esvet'e dokunabiliyorsa, olamıyorsa uzaktan istilam ediyor. Karşılıklı selamlaşma demek. Bir de özellikle dokunmak için değil de yanından geçiyorsanız Rükn-i İmaniye'de de şöyle perdede bir açık köşe var. Oraya da dokunabilir. Dokunmak müstehaptır demişler. Oraya da Rükn-i Yemani'den başlar tavaf. Farz olanı Hacer-i Esved köşesindendir ama bir önceki köşeden Rükn-i Yemani, Yemen tarafındaki o köşeden tavafa girilir. Oradaki o köşeye de açıksa yakından geçiyorsanız el sürülebilir. Neden? Çünkü Cebrail aleyhisselam Efendimiz'i orada karşıladı. Ve bütün melekler arkasında durdu Cebrail'in veda için Efendimiz o köşeye doğru giderken Rabbena etine fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azabennar ayetini okuyordu Cibril. Bütün meleklerle beraber ya Muhammed dedi aleyhisselam bu köşeden Rüknü Hacer-i Esvet'e kadar Hacer-i Esvet köşesine kadar sen de bu ayeti oku dedi ve o köşe önemli ve ayrıca
Burak da işte oraya bağlandı. Efendimiz Aleyhisselam Mescid-i Aksa'ya gitmeye kadar Burak da bu şekilde hazırlandı. Burada çok ince bir hususa temas etmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlerin ruhlarına imam oldu. Namaz kıldıracak. Namazdan önce abdest de farz. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın abdestiydi kalbinin yıkanması. Çok önemli bir şey söylüyorum. Çünkü namaz Miraç'ta farz kılındı. Yani Efendimiz'e daha namaz farz değildi. Belki abdest de çok fazla bilinmiyordu. Efendimiz'in manevi kalbiyle beraber belki abdest aldırıldı zemzemle ve Efendimiz Aleyhisselam Mescid-i Aksa'ya giderken adeta namaz kılmaya, kıldırmaya hazır, temiz, tertemiz olarak peygamberlerle buluşacak. Bu tabii önemli bir şey. Yani peygamberlerin hepsi Mescid-i Haram'a gelip Efendimiz namazı orada kıldırabilirdi. Ama niye Mescid-i Aksa'ya gitti? Bu da ayrı bir mesele. Peygamberlerin ayağına gitti Efendimiz Aleyhisselam. Peygamberleri ayağına çağırmadı. Bu onun tevazuuna işaret eder. Bizler de diyalog kurmak istiyorsak o peygamberlerin de ümmetleriyle onların ayaklarına kadar gitmeliyiz ve onlara orada rehberlik yapmalıyız. Ayağımıza çağırıp da böyle nasihat değil de ayaklarına kadar gitmeliyiz. Ve tabii ayrıca Mescid-i Aksa'nın da faziletine dikkat çekmek içindir. Çünkü Kabe ilk defa yapılan beyttir yeryüzünde Hazreti Adem tarafından. Yine Hazreti Adem'in çocukları tarafından da Kabe'den 40 sene sonra Mescid-i Aksa inşa edilmiştir. Beni İsrail'e gönderilen peygamberlerin hemen hemen merkezi orası. Malum Efendimiz Aleyhisselam kıble Kabe'ye olacağı, döneceği ana kadar da Mescid-i Aksa'ya müteveccihen namaz kılıyordu. Mescid-i Aksa'nın fazileti, önemi var. Ve oraya geldi ama temiz olarak geldi. Kalbi yıkandı. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Burada bir inceliğe daha girmek istiyorum. Minel el mescidil haram. Başında devamlı tariflerle, yani Mescid-i Haram'ı tarif etmeye gerek yok. Zaten malum demek. Yani hepinizin bildiği Mescid-i Haram. Ama ilel mescidil aksa, el mescidil aksa. El mescidin de başında lam-ı tarif var. Herkesin bildiği Mescid-i Aksa demek. Şimdi Muhammed Hamidullah ve bazı modernistler Mescid-i Aksa yerde değil göktedir diyorlar. Efendimizin Miraç'ta gittiği Mescid-i Aksa gökte ise bu meçhul olması lazım. Meçhul ama orada el mescid lam-ı tarifle aynen Kabe gibi. Mescid-i Haram gibi. El Mescid-i Haram, El Mescid-i Aksa. Lam-ı tarif olduğu için ikisi de herkesin bildiği, sizin de bildiğiniz. Bütün insanların, bütün ümmetlerin bildiği Mescid-i Aksa demektir ki Mescid-i Aksa gökyüzündeki Mescid-i Aksa değil, yeryüzündeki Mescid-i Aksa'dır. Bugün bizim bildiğimiz Mescid-i Aksa'dır. İlel Mescid, minel Mescid-i Haram ilel Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'yı tarif ediyor. Ellezî barakna havlehu. O Mescid-i Aksa ki biz onun etrafını mübarek kıldık. Mescid-i Aksa etrafıyla beraber mübarektir. Mescid-i Haram da etrafıyla beraber mübarektir. Mescid-i Haram etrafıyla beraber aynı zamanda harem sınırları olan hürmete sayeste muhterem mekanlardır. Başka bir deyişle Kur'an ifadesiyle Mescid-i Haram etrafıyla yeryüzündeki kariyelerin anasıdır. Ümmül Kura ve men havlehe. Mekke, Mescid-i Haram, Ümmül Kura'dır etrafıyla beraber yeryüzündeki kariyelerin anası. İnsan ana rahminden çok çıkar. İlk defa Hazreti Havva Kabe'nin olduğu yerde insanı, evladını doğurdu. Orada çoğaldı. Oradan yeryüzüne insanlar çoğaldı. İnsanlığın rahmi maderi, anası, ana karnı
Ümmül Kura'dır orası. Mescid-i Aksa ise etrafıyla beraber mübarektir. Tur-u Teynası'yla, Tur-u Zeytası'yla, daha batıda Nil-i Mübareki ile etrafıyla beraber mübarek olan, çünkü o mübarek dağlar, Kur'an-ı Kerim'de Tur-u Zeyta, Zeytin Dağları, Tur-u Teyna, İncir Dağları ve Beni İsrail'in büyük peygamberleri oralarda vazifeler yapmıştır ki Kur'an-ı Kerim'de Tin suresinde Cenab-ı Hak Vettin ve Zeytün'le de aslında Tin dağlarına, Zeytin dağlarına yemin olsun da ile Mescid-i Aksa etrafındaki dağlara yemin etmiştir. Çünkü dağlar vardı orada. Çünkü 3. ayette ve Tur-u Sinin, eğer incir, zeytin ve dağ olsaydı, o zaman incir, zeytin ve Tur-u Sinan'ın ne alakası? İncir dağları, zeytin dağları, Tur-u Sina dağı neyse bağlantısı var. Mekan olarak da şu Emin Belde, Mekke ve Heder Beledil Emin bağlantıları vardır. Etrafıyla beraber mübarektir Mescid-i Aksa. Gökyüzünde olursa etrafıyla, gökyüzünde belki her taraf mübarektir yani. Gökyüzü bu yani. Semavat yani. Onun için Muhammed Hamidullah'ın o galatı, hatası bugünkü bazı ilahiyatçıların beyninde de var. Ayetin siyak sibakı, lam-ı tarifle ifade edilmesi, Mescid-i Aksa'nın tarihi fazileti, etrafıyla mübarek olma kavramları onun gökyüzüne çıkmasına müsaade etmiyor yani, yeryüzünde olduğunu ifade ediyor. Barek nahu bir de miracın hikmeti var burada. Liniriyehu min ayetine. Büyük ayetlerimizi göstermek için. Şimdi gelecek hafta vaktimiz olursa üstünde duracağız. Sordunuz ya hani, yani Allah gökyüzünde demek, Efendimiz Miraç'ta gökyüzüne çıkmıştır. Allah hani bize şah damarımızdan daha yakındı. Şah damarımızdan daha yakın olan Allah'a Miraç'ta çıkmak, gitmek, dönmek de ne demektir? Bu tezata karşı gökyüzüne Efendimiz Aleyhisselam'ın çıkması Allah haşa orada olduğu için değil. لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَا. Büyük ayetlerimizi, icraatımızı, kainattaki varlıkların ihtişamını, bu muhteşem alemi yaratan Allah'ın Allahu Ekber olduğunu göstermek için. Çünkü burada لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَا tabiri Necm suresinde de geçiyor. Yani Efendimizin miracı da, yani Mescid-i Aksa'dan itibaren semavata yükselmesi yönü Necm suresinin anlatılırken de orada da min ayetinel kübra ifadesi vardır. Büyük ayetlerimizi göstermek için hem Necm suresinde hem İsra suresinde büyük ayetlerimizi göstermek için. Yani efendim kainatı yaratan Allah'tır. Efendimiz buna ilmel yakin Kur'an ayetleriyle de inanıyordu ama bir de kainatın ihtişamını görse. Biz mesela gidip güneşi görebilsek orada yanmadan, gökyüzündeki yıldızları görebilsek, felekleri, bütün sistemleri görebilsek, arşı kürsüyü görebilsek herhalde imanımız daha da artar. El haberi kel muayene demişler. Yani haber vermek, görmek gibi değildir. Büyük ayetleri görmek, Allah'ın kainatta bütün isimlerinin tecellisini, en azam mertebedeki tecellisini seyretmek için Efendimiz Aleyhisselam'ın bu miracı olmuştur. Olmuştur, sonradan da diyor ki innehu huve semiul alim, innehu huve semiul basir. Eğer innehu'deki zamir Allah'a raciyse muhakkak ki o Allah semi ve basirdir, işiten ve görendir. Efendimiz'e raci ise Allah'ın es-semi'i ismine tam ayna, her şeyi işiten peygamber haline gelmiş, meleğin kaleminden çıkan cızıltıyı işiten peygamber, basir de şehadet alemini gördüğü gibi feleklerin, hücumları, sistemleri, gayb alemlerini de Miraç'ta görmüş, basir bir peygamber haline gelmiş. İnnehü'deki o kim yani? Allah'a mı raci, peygamberimize mi raci? Buna göre farklı manalar alır. Böylece sadece İsra suresinin 1. ayetinde geçen bu önemli manalar hemen hemen sizin de az önce sorduğunuz pek çok akla gelen soruların da Miraç'la alakalı cevabı olabilecek, izah olabilecek mahiyettedir. Bunların üstünde durduk. Saatime bakıyorum. Bayağı geçmişiz yani. Biraz ayeti tamamlayalım arzu ettik ama gelecek hafta bu kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü hemen 2. ayette ve eteyne Musel kitap diyor. Bir Musa'ya kitap. Ya sure Miraç'ı anlatacak.
Ya hemen daha biraz anlatmasını beklerken hemen ikinci ayette Musa'ya geçmesinin birinci ayetle ikinci ayet arasındaki bağlantı, mana münasebeti nedir? İnşallah gelecek hafta oradan başlayalım ve sonra diğerleri üstünde yavaş yavaş durabiliriz. Bu mevzuda hazırlandıklarım var. Bir 20 sayfa kadar hazırlandım. Bunları da yavaş yavaş Facebook sayfama da koyuyorum. Hepsini anlatamadığım için seyircilerimiz oradan da takip edebilirler. Efendimizin iki tane gökyüzüyle alakalı mucizesi var. Miraç ve Şakk-ı Kamer. Gelecek hafta Miraç'la Şakk-ı Kamer arasındaki farklar üzerinde de duralım. İnşallah. Diğerleri üstünde de inşallah yavaş yavaş dururuz. Belki gelecek hafta kısa bir dua da yaparız. Miraç gecesine hazırlık olması açısından. Sorduğunuz için böyle bir program hazırlayıp beni de davet ettiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Hocam, bir teşekkür edeceğim. Allah razı olsun, siz kabul ettiniz. Bir de sizin bu Rahmet ve Reyyan Kapısı kitabınız var hocam. Bunun arkasında da bu Miraç kandiliyle alakalı bir. Evet, o Rahmet ve Reyyan Kapısı çok önemliydi. Eskiden Nil Neşriyat'ta veya sonra Işık Yayınları'nda da çıktı. Arkasında Mübarek Gecelerle alakalı bir bölüm vardı. Sonra onları ayırdık. Ayrı bir kitap haline getirdik, genişleterek. Geceler ve Sultan Geceler diye bir kitap haline getirdik. Herhalde internette yazılım olarak var. Kitap olarak bulunmasa bile yazılım olarak var. Ama ben Miraç bölümünü hazırladım. İnşallah bu Facebook sayfama koyacağım. Özellikle çok ciddi olarak çalıştığım Miraç ruhani mi, rüyasında mı, ruh mu, al ceset mi? Mescid-i Aksa'ya kadar ruh mu, al ceset, ondan sonra rüyasında mı, ruhla mı gerçekleşti? Bununla alakalı çok ciddi bir çalışma yapmıştım. Özetini inşallah koyacağım. Seyircilerimiz oradan da okuyabilirler. O kadar az hocam. Biz bu konuyu üniversitede hatırlıyorum. Hocalarımızla konuşmuştuk da hocamız işin içerisinden çıkamamıştı. Yani izah İsra şöyle midir, böyle midir? Yani reddedip kabul etmemekle işin içinden çıkıyorlar genellikle maalesef. Buyurduğunuz gibi Batı'da da öyle. Dayıtım yani Hz. İsa'nın mucizelerini izah edemeyince inkar etmiş yani. Olmaz böyle bir şey demiş yani. Kafası almayınca. Evet, materyalist kafa devam ediyor. Daha önceki sohbette de Çünkü kısmet. adı üstünde Miraç mucize. Mucize sebepler üstü demektir zaten. Kendine göre bir mantığı var. O mantık üzerinden bakıyor. Tabii kendine göre mantık ölçüsü var. Evet doğru. Çok teşekkür edeceğim. Allah razı olsun. İnşallah haftaya devam ederiz. Sorular varsa kardeşlerimizin bu videonun altına da YouTube'un altına da yazabilirler. Ben oraya bakarım bundan sonra. Hem ilgili e-mail adreslerine de bakabilirler veya Facebook sayfanıza sizin. İnşallah haftaya devam edeceğim. Allah razı olsun. İnşallah haftaya görüşmek üzere. Teşekkürlerimi sunuyorum.